Dediğiniz gibi gerçekten çok önemli bir galibiyet. Geçen hafta söylemiştim, iki maçımız kaldı. Bu bilinçle haftaya hazırlandık. Zaten son kaç hafta bir hatırlamıyorum. Her hafta şampiyon olacağız, şampiyon olacağız diye hazırlanıyoruz. Ve bu maçın önemini çok fazla biliyorduk ve ona göre hazırlandık. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Bilmiyorum, taraftarımızın sustuğunu hiç duymadım, hatırlamıyorum. Çok güzel bir ortam vardı, çok güzel hazırlandık. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Haftaya inşallah şampiyon olacağız. Tibet Bey. Mauro Icardi ilk bölümde yine asisti sen yaptın. Aranızda da çok güzel bir ilişki var. Bunun hakkında ne dersin? Ya onunla konuştuk, hatta bir tane pozisyonda topu pas verdiğimde sana gol attırmaya çalışıyorum dedi. Dedim ben sana attırmaya çalışıyorum. O sana attırmaya çalışıyorum diyor. Bir türlü o konuda anlaşamıyoruz ama bir şekilde asist yapıyoruz birbirimize. Güzel, çok iyi, çok kaliteli bir oyuncu. Aynı zamanda çok iyi bir insan. Hiçbir egosu yok saha içinde, saha dışında. Bunun meyvelerini yiyoruz gerçekten. Bugün ona nasip oldu iki gol atmak. Biz de takım olarak ona yardımcı olmak istiyoruz. Sonu şampiyonluk olacak inşallah. Serhan Bey. Ben geçen sene de aynı şeyleri söylüyordum. Ben hiç bunları kendime söylemiyorum, düşünmüyorum. Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Geçen sene güzel bir sezon değildi bizim için. Ama yine böyle şeyler konuşuluyordu. Ben şu an sadece Galatasaray'a odaklıyım. Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Gelecek sezon neler olur, neler biter, bununla ilgili hiçbir planım yok. İnşallah hepimiz için güzel şeyler olur. Burhan Can Bey. Kerem, geçen sezon da çok iyi bir sezon geçirdin. Ama bu sezon sanki her özelliğine artı bir katıyorsun, artı iki katıyorsun gibi. Geçen sene Avrupa Ligi'nde çok iyi bir performans sergilemiştin. Seneye Şampiyonlar Ligi için hayallerin nedir, neler hayal ediyorsun? Ya, tabii ki her futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, orada kendini göstermek hayallerinden bir tanesidir. Şampiyonlar Ligi Dünya Kupası'ndan sonra bence en üst seviye. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimize inanıyoruz. Gruplara kalacağımıza inanıyoruz. Gruplara geçeceğimize inanıyoruz. Onun bilincindeyiz. Seneye çok daha güzel şeyler olacak inşallah. Neden tekrardan Şampiyonlar Ligi finali olmasın, şampiyonlu olmasın? Biz bu şeyleri çok hayal olarak görmüyoruz. Bunlara inanıyoruz. İnşallah olur. Buyur. Tamam mı? Ben kendimi geliştirmeye çok adamış bir insanım. Sürekli benim için yeter diye bir şey yok. O yüzden kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Hep bir şekilde önümde eksilerim konuluyor. Bunları da çok dikkat almıyorum. Ben her seferinde kendimi geliştirmek üzerine değerlendirmelerimi yapıyorum. O yüzden antrenmanlarda olsun, dışarıda analizlerim olsun, sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tabii ki oynadığımız dünya yıldızları da hepimize bir şeyler katıyor. Onlardan ne öğrenebilirsek saha içinde, saha dışında öğrenmeye çalışıyorum. Onlar da bize sağ olsunlar bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Şampiyonluk golünü atmanın hayalini kuruyor musun? Kerem attı, şampiyonluk gelsin. Ya şampiyonluk gelsin de yani kimin attığı önemli değil gerçekten yani. Son soru olsun Sezgin Bey. Kerem, her futbolcunun hayalidir şampiyonluk. Sezon boyunca sen de bunu düşündün ve artık çok az bir şey kaldı. Sezon boyunca şampiyon olduğunda ilk şunu yapacağım dediğin bir şey var mı? Yani şu an şampiyonluğu düşünüyoruz gerçekten ama şampiyonluk sonrasında ne olur bilmiyorum. Belki taraftarımıza kupayla koşma anımı hayal edebilirim yani. O olur büyük ihtimalle. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Başarılı.